Merhaba arkadaşlar. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Ahlat Sarayı başlıklı köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. Ali Şamil 1 metre 10 santimdi. Enver Paşa'ya hediye edildi. Eşya gibi, köle gibi hediye edildi. Tuhaf tuhaf kıyafetler giydirdiler. Sırmalı yelekler, cartlak renkli şalvarlar, kafasından büyük sarıklar taktılar, kadınları eğlendirdi, çocukları güldürdü. Birinci Dünya Savaşı patladı, Enver apar topar İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldı. Biraz da onlara kahkaha attırsın diye Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'a verdi Ali Şamili. Gene mal gibi, köle gibi hediye etti. Ulviye Sultan'ın eşi İsmail Hakkı mert adamdı. Bu küçük boylu insanı tavla arkadaşı yaptı. Alay ettirmedi, ezdirmedi, korudu, kolladı. Gel zaman git zaman milli mücadele başladı. Yurtseverler Anadolu'ya akıyordu. İsmail Hakkı da onlardan biriydi. Mustafa Kemal'e katılmak üzere gizli gizli hazırlık yapıyordu. Padişahın damadı milli mücadeleye katılacak. Olacak şey değildi tabi. Bu nedenle mecburen Anadolu'ya geçme niyetini eşi Ulviye Sultan'dan bile saklıyordu. Sadece tavla arkadaşına Ali Şamil'e çıtlattı. Saraydan sadece onunla vedalaşmak istemişti ve pişman oldu. Ali Şamil alenen tehdit etti. Ya beni de götürürsün ya da niyetini sultana anlatıp senin gitmeni de engellerim dedi. İsmail Hakkı'nın gözleri buğulandı. Karşısında dikilen o küçücük bedende dağ gibi bir adam duruyordu. Kucaklaştılar, öz kardeş gibi sarıldılar. Kuş tüyü yastıklarını, bir kuş sütü eksik sofralarını geride bırakıp ateşten gömleği giydiler, sahte kimliklerle, köylü kıyafetleriyle maceraya atıldılar. Ağaç kovuklarında uydular, kuytularda sabahladılar, işgalcilerin kontrol noktalarını atlatıp Adapazarı üzerinden Ankara'ya ulaştılar. Haberi vardı Mustafa Kemal'in. Çağırdı, koştular. Hayatımın en unutulmaz akşamıydı dediği akşamı yaşadı Ali Şamil. Sonra, üç sene boyunca İsmail Hakkı nereye? Ali Şamil oraya. Kah su taşıdı, kah telgraf taşıdı, kah boyu kadar tüfek, elinden ne gelebiliyorsa çırpındı. Fazlasını yaptı. Her cephede kelle koltuktaydı. Efe cepkeniyle de vuruştu, kalpakla da çarpıştı, Trikupis esir alındığında oradaydı. İzmir'e girenlerin hemen arkasındaydı. Arkadaşlar 3 sene boyunca diyor çünkü biliyorsunuz kurtuluş mücadelemiz yaklaşık 3,5 yıl sürdü. 15 Mayıs 1919'da İzmir'i Yunanlılar işgal ettikten sonra Hemen 4 gün sonra Atatürk Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelemizi başlattı. Ve İzmir'in kurtuluşu olarak kutladığımız 9 Eylül 1922 günü düşmanı, emperyalizmi denize döktü. Devam ediyoruz yazımıza. Ali Şamil'in o göğsünde gördüğünüz İstiklal Madalyası. Enver Paşa'nın Doğu Teftişi sırasında Özgürlüğü elinden alınmış, adeta mal gibi hediye edilmişti. Osmanlı'nın zoraki kulu kölesiydi. Cumhuriyet'te ise eşit yurttaş olmanın onurunu yaşadı. Osmanlı'da ona gülüyorlardı, Cumhuriyet'te ise onun yüzü güldü. Güler soyadını aldı. 9 Eylül'de suvarilerle girdiği İzmir'den ayrılmak istemedi. Basmane Garı'nda memur oldu. Cumhuriyet ona sadece özgürlüğünü değil, ailesini de geri verdi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra henüz çocuk yaşlarındayken ayrıldığı akrabalarını buldu. İki defa evlendi. Neticede vadet oldu. 1978'de rahmetli oldu. Asancak Hocazade Camisi'nden kaldırıldı. Kokluca'ya defnedildi. Ahlatlıydı. 26 Ağustos'ta Asrın liderimizin Ahlat'ı saray yaptıracağını duyunca Ahlat Sarayı'nın 5 dönümde sıkış tepiş olacağı için 10 dönüm üzerine kurulacağını 1071 metrekare oturum alanı olacağını duyunca içim cız ederek mübarek Anadolu toprağında sadece 1 metre 10 santimlik yer kaplayan Ali Şamil'i hatırladım. Ve içinizin cız edeceğini düşünerek sizin de hatırlamanızı istedim. 10 dönümlük değil, 100 bin dönümlük saray yapsanız Ali Şamil'in yüreğini oraya sığdırabilir misiniz acaba? Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz Sayın Yılmaz Özgel'e değerli köşe yazısı için. Eğer ki bu köşe yazısını faydalı bulduysanız ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve dolayısıyla daha çok arkadaşımız bu konudan haberdar olacaktır, faydalanacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.